Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve sizlerin de katkılarınızla hazırlanan videomuz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 30.000 aboneye ulaştık 2018 yılında çıktığımız bu macerada. Bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza teşekkürler arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Eşinizi, dostlarınızı, sevdiklerinizi bu kanala abone ettiniz. Güzel bir akşamın devamında güzel bir e, hediye oldu bana. Teşekkürler arkadaşlar. İnan doğum günü hediyesi gibi bir şey oldu. Bunlar için teşekkürler. Fenerbahçe mi Sivas Sporu 3-0 gibi net bir skorla sağdan silerek mağlup etti. Hangi Sivas Sporu? Galatasaray maçına aman Fener maçı var. Yedeklerle çıkalım. Çoluk çocuk da çıkalım diyen Sivas Sporu. Nasıl mağlup etti? E, Emre Mor'un, Ali falan kadroda yer almadığı haliyle mağlup etti. Nasıl mağlup etti? Ayak scoutları Fenerbahçe maçını Saraçoğlu'nda izlerken, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için izlerken öyle mağlup etti. Tabi gecenin kahramanları çok fazla. Bir taraftan Valencia asist yaptı. Bir taraftan Batshuayi gol attı. Bir taraftan Ferdi Kadıoğlu Dortmund ayak scoutlarının gözüne girdi. Bu sezon Enner Valencia ve Michi Batshuayi toplam 50 gol 9 asist yapmış. Şaka gibi değil mi? 2 futbol. Valencia 32 gol 7 asist. Batshuayi 18 gol 2 asist. Toplam 50 gol 7 asistlik bir performans. Allah daha da iyisini versin. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Maçın bitiminde Jorge Jesus'un bazı açıklamaları var. Bana çok ama çok ilginç geldi bu açıklamalar. Bakın şimdi ben Jesus'un açıklamaları, Fenerbahçe resmi hesabından verdiği açıklamalara söyleyeyim. Çünkü başka açıklamayı vermek herhalde mantıklı değil. Niye mantıklı değil onu da belirteyim. Yani resmi site neleri aldıysa demek ki onların üstüne bu düşmemiz lazım. Ben başlayayım da. İlk olarak hedefimiz kazanmakta, finale çıkmaktı. Bunu da kaliteli bir oyuna gerçekleştirdik. Oyuncularım çok özgüvenli, fiziksel olarak, mental olarak çok güçlüler. Teknik ve taktiksel anlamda ancak güçlü ve iyi takımların atabileceği goller attık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aynı zamanda taraftarımızı da tebrik ediyorum. Stada geldiler. Bizi ilk dakikadan son dakikaya kadar desteklediler. Umarım finalde hangi stadyumda olursa olsun bu kadar fazla Fenerbahçe taraftar ve bu kadar güzel bir destek olur diyor. Arkadaşlar buraya kadar normal. Bakın buradan sonraki kelimeleri, cümleleri dikkatlice dinleyin. Sezon bizim için şu ana kadar iyi geçti. Özellikle kupada harika geçti. Çünkü finale çıktık. Ama ligde harika diyemem. Çünkü harika diyebilmem için birinci sırada olmamız gerekirdi. Ama ligin bitmesine hala iki maç var. Dolayısıyla hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde daha önce de dile getirdiğim gibi bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Sezon sonu şampiyon olsak da bu düşüncemi değiştirmem. Bakın ligi hala kazanma imkanımız var. Bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Sezon sonu şampiyon olsak da bu düşüncemi değiştirmem. Tekrarlarım çünkü çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı. Ama olan oldu. Fenerbahçe sezonun son döneminde şu anda kaliteli bir oyun sergiliyor. Biz belki de sezon içerisine baktığımızda oyun anlamında en iyi dönemde, dönemimizdeyiz. Biz sezon içine baktığımızda en iyi dönemimizdeyiz diyor. Bu sezon biraz garip bir sezon oldu. Çünkü 3 tane hazırlık dönemi geçirdik gibi bir durum gerçekleşti. Bir sezon başında geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi, Dünya Kupası arası, deprem felaket sebebiyle lig ara. Hayatımda hiç bu tarz şeyle karşılaşmamıştım. Genel olarak değerlendirdiğimizde özellikle takımın şu an içinde bulunduğu durumun oyunun iyi olduğunu düşünüyorum diyor. Ve son kısım. Burada arkadaşlar maçlar oynanmadı derken kastettiği hani depremden dolayı e hükmen galibiyetleri kastediyor bilginiz olsun. Yani burada şeyi saha dışında oynandığı Hedis Galatasaray'a falan bir laf sokmuyor. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın da aynı şekilde itirazı var. Yani adam diyor ki mesela birileri oynayacak o dinleniyor. Öbürü şöyle yapıyor. Bu böyle yapıyor. Bu şöyle yapıyor falan filan diyor. Tabii belirteyim. Son olarak Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı. Lig bizim için bitmedi. Bitmesine daha var. Bu konu uzun zaman konuşulacak. Ben buraya büyük heyecanla geldim. Kupalar kazanmak için geldim. Başkanımız zaten beni bu sebeple getirdi. Türkiye'de kazanabileceğimiz iki kupa var. Lig ve Türkiye kupası. Biz bunlarda hala şansımızı devam ettiriyoruz. Türk futbolunda maalesef şöyle bir problem var. Bak burası özel bir yer. Bu sene şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidemeyecek. Bir eleme tur, birinci eleme turundan başlayacak. İkinci ve üçüncü takımlar Avrupa Ligi'ne gidemeyecekler. Konferans Ligi'ne gidecekler. Bakın arkadaşlar şaka değil. Yani Fenerbahçe'de Galatasaray şampiyon olduğu zaman Birinci eleme turu. Birinci eleme turu. ikinci eleme turu. Üçüncü eleme turu. Playoff. 8 maç. 8 maçlık periyottan sonra Şampiyonlar Ligi'ne girebilecek. Yani hani e, Sıla'nın bir şarkısı vardı ya kendine güvenen şöyle gelsin diye. Yani buyursun gelsin. İkinci ve üçüncü takımlar Avrupa Ligi'ne gidemeyecekler. Konferans Ligi'ne gidecekler. Bakın ligin ikincisi Konferans Ligi'ne gidecek. Ey FETÖ'nün arkasına takılan kişiler. Ey Fenerbahçe'ye kumpas yapan kişiler. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında halay çekenler. Alay edenler. I love you hocam diyenler. Rakip Balboa'nın sadece Pensilvanya'da heykeli var. Ona atıfta bulunup o an o ara Fethullah Gülen'in ayağa kalk hutbesini slogan olarak ayağa kalk olarak paylaşanlar. Ey Fenerbahçe düşmanları. Kına yakın. Kına yakın dolar euro almış başına gidiyor. Hani bugün piyasada bozdurmaydı almaydı. E, ee, hani NTV'de falan alt yazı geçiyor. ondan arada bir lira bir buçuk lira fark oynuyor. Orada 20 lira yazıyor. Kayseri'de 21,5'a satıyorlar. Bilmiyorum sizin oralarda aynı mı? Altın aldı başına gitti. Para aldı başına gitti. E değerler değerler düştü. Bugün arkadaşlar bir kilo et alıyorsun. 300-350 lira para veriyorsun. 350 lira çok büyük bir para. Yani cüzdanda taşıyabileceğin Türkiye Cumhuriyeti'nin en pahalı parası iki tane parasını veriyorsun. Anca öyle alabiliyorsun. Düşün. Çok paralar. E, düşündüğün zaman futbol ekonomisi, futbol endüstrisi nasıl gelişecek? Eskiden ne oluyordu? Mesela Konya Spor futbolcuyu parlatıyordu. Fenerbahçe'ye satıyordu. 7-8 milyon euroya. Fenerbahçe gidiyordu. Avrupa'da oynuyordu ediyordu. Hani maç kazanıyordu. Şöyle yapıyordu böyle yapıyordu. Şimdi size soruyorum. Bu şartlar hoşunuza gidiyor mu? Üçüncü sınıf dünya ülkesi oldu. Hoşunuza gidiyor mu? Lichtenstein falan rakibimiz. Makabi Tel Aviv falan rakibimiz. yani Makabi Tel Aviv ne de dedi? Makabi Hayfa. O bile değil. Anlatabiliyor evet. muyum? O bile değil. Levski Sofya falan bizim rakibimiz şu anda. Dalga geçin dalga. Galatasaray Dünya Şampiyonlar Ligi'ni alacak diyor. Alacak tabi. Gittiği zaman görürsünüz neyi alacak. Geçen sene biz Fenerbahçe olarak e, gruptan lider çıktık. Fenerbahçe hocam UEFA'yı alabilir mi? Uyanın diyorum. Ne UEFA'sı? Çeyrek final görelim. Görelim. Bana göre başarı ne çeyrek final en az yarı final diyor. Lan oğlum uyanın masallardan. Uyanın. Yani illa sizi birinin öpmesine gerek yok. Uyanın uykunuzdan. Bitti. Alırsak bizim ligden herhangi bir takım konferans ligini alır. Ya da babaya alır. Hiçbir şey alamayız. Bitti. O devir bitti. Fenerbahçe düşmanlığıyla ligi de sattınız, futbolu da sattınız, takımları da sattınız, Türk evlatlarını da sattınız. İyi daha can Fener şike yapmaz. Hala ısrarlı bir şekilde 2010 2011'de şike yapın. Şike mi arıyorsunuz? Geçen seneye bakın. Şike mi arıyorsunuz? Ondan önceki seneye bakın. Bu seneye bakın. Şike mi arıyorsunuz? Buyurun. İlla arkadaşlar tapelerle yansımasına gerek yok ki göz var nizam var. Baktığın zaman her şey belli. Abidik gubidik verilen şeyler. E bu sene Galatasaraylara göre Fenerbahçe kullanıyormuş şike varmış. Tamam bu ligi saymayalım, iptal edelim. Yok olmaz bunlar şampiyon olacak. Şimdi düşünsene şey gibi. Allah aşkına şampiyon olan takımın lehine mi algı yapılır, aleyhine mi yapılır? Aleyhine yapılır. Kimse çakmasın diye. Çünkü şampiyon yapıldı. Ben size soruyorum. Fenerbahçe Galatasaraylıların anlattığı kadar kollansaydı şu an puan tablosu böyle mi olurdu? En az 15-20 puanla Fenerbahçe şampiyondu. Türkiye kupasında finale gitmişti. Çifte kupa hayal değil, gerçekti. 3. kupayda Jesus kaldırırdı. Seneye de devam ederdi. 3-5 tane de yıldız. Geçiniz bunları. Devam edeyim arkadaşlar. Bu da ülkenin puan sıralamasıyla ilgili bir durum. İkinci veya üçüncünün en azından ikinci veya üçüncünün en azından Avrupa Ligi'ne gidebiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bu Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken bir konu. Burada harika oyuncular, statlar ve taraftarlar var. Türk takımların UEFA'da bir daha UEFA'da daha üst sırada olması gerektiğini düşünüyorum demiş. Şimdi söyleyin arkadaşlar. Yanlış tek bir cümlesi var mı? yok. Yok yanlış tek bir cümlesi yok. Ya utanın arkadaşlar. Fenerbahçe düşmanlığından Türk futbolunun içine ettiniz. Uyanın utanın. Simao, Sabrozalar, Koerejmalar, Milan Baroşlar, Harry Kivillar unutun. Gele getire getire Zaniolo gibi bir kasabı çöpü getirir. 15 milyon euroya kitler. Sana der ki Milan alacak sezon sonu sen de bunu yayarsın. Sonra sezon bittiği zaman ne Milan alır ne bir şey. Kerem Aktürkoğlu 3 senedir 20 milyon euro'ya satılıyor. 3 senedir son 20 milyon euro'ya satılıyor. Sezon bitiyor en fazla gelen teklif 6,5 milyon euro geliyor. 4 milyon euro geliyor. Fenerbahçe diyorlar ki bu Fenerbahçe çöp çöplerden oluşuyor. 15 birine geliyor. 20 birine teklif geliyor. Bugün Salai'ye 15 Ferdi Kadolun'a 20 milyon euro teklif var. Bakın Ferdi, Salai, Arda Güler hakeza çıksın 20 milyon euro. Ya Neyse başka takımlara söylediğim zaman başka takım taraftarlar arkadaşlar buraya gelip annelerinin ee, kulağını çınlatmamızı istiyor ya da sülalelerinin. Edebiyle yorum yapan arkadaşlara bir şey demiyorum onlar parantez dışında kalıyor. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Adam kere adamlar. Şimdi maçın bitiminde Samet Akaydın'ın konuşması. Hayal bile edemeyeceğim bir konu üzerinden beni vurmaya çalıştılar. Bir hafta bana zehir oldu o konuyla ilgili herkesi Allah'a havale ediyorum demiş. Ee, bu az önceki bahsettiğim kitle sizin için bir durum yok. Sizin Allah'ınız kitabınız olmadığı için siz umursamayın. Hedefimiz finale kalmak değil kupayı almak. İnşallah başaracağız ve taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Bütün maçları kazanarak ligi de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ligde Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. İnşallah kaybederler. Kaybede, kaybederseler ortaya çok ateşli, oraya çok ateşli gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu iyi olur. Öncelikle hedefimiz şu anda bizim elimizde olan Türkiye kupası kupayı alarak dediğim gibi ligde de bekleyeceğiz. Bundan sonra bütün maçlardan galip ayrılmak istiyoruz diyor Samet. Trabzonspor maçına ilişkin bu konu üzerinden çok doluyum. Hayal bile edemeyeceğim bir konu üzerinden beni vurmaya çalıştılar. Bir hafta bana zehir oldu. Hayatımda yaşadığım en kötü bir hafta yaşadım. O konuyla ilgili herkese Allah'a havale ediyorum. Din üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Futbola yakışmıyor. Böyle şeyleri ayırt etmek gerekiyor. Maç sonrasında da Trezegi'ye gittim, sarıldım. Hatta tam Trabzonluyum diye tam tersini yaptım. Herkese iyi davrandım ki insanlar hemşerilerim bana farklı gözle bakmasınlar. Hiçbir şekilde maç içinde itiraz bile etmedim. Dediğim gibi Allah'a havale ediyorum demiş. Dediğim gibi Allahsız arkadaşlar sizlik bir durum yok. Sizin Allah'ınız kitabınız olmadığı için umursamayın yani size demiyor. Ferdi Kadıoğlu goller ve asistler yapıyorum. Bu durumlardan dolayı da mutluyum diyor. Bir şey söyleyeceğim. Ferdi bugün Borussia Dortmund scoutları izliyordu. Şimdi bana söyleyin. Borussia Dortmund scoutusunuz. İzlemeye geldiniz. Bu performans. 30 milyon euro çekiyor Fenerbahçe. Verir misiniz? Güzel bir pozisyondu. Aslında ilkinde golü atmalıydım diyor Ferdi. Sonrasında Rovaşata ile golü attım. Gol için mutluyum. Aynı zamanda finaldeyiz. Ligde de önemli bir maçımız var. O maça odaklanmamız gerekiyor. Son haftalarda gol ve asist katkısı anlamında iyi gidiyorum. Özellikle Sivas Spor'a karşı daha fazla gol atıyorum. Ligde de 2 tane maddeydi. attıydı? 1 tane maddeydi. Sonuç maçta 3 golüm var onlara karşı. Aynen 2 tane vardı. Bu da benim için güzel. Sezon başında da rolüm önemliydi ama sadece gol katkısı anlamında bu kadar öne çıkmıyordum. Şimdi goller ve asistler yapıyorum. Bu durumdan dolayı da mutluyum. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmeyi umuyorum. Çünkü savaştığımız hedeflerimiz var. Şu anda her şey mümkün. Kupada işte bizim elimizde kupayı kazanmak. Bizim elimizde kupayı kazanabiliriz. Ligde Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Her şey mümkün olur. Şimdi bizim için en önemli maç. Bir sonraki maç. Ona odaklanmamız gerekiyor. Joshua King tuhaf bir sezon. Özellikle forvet için gol atmak önemli. Benim açımdan da kişisel olarak korkunç bir sezon geçiyoruz. Sakatlıklarla boğuştuğum bir periyot olmuştu. Takım olarak finaldeyiz ve pozitif bir durum. Kulüp için de büyük önem ifade ediyor. Kupa maçında finalde de aynı şekilde odaklanacağız. Ligdeki durum bize bağlı değil. Rakibimizin takılması gerekiyor ama bizim odaklanmamız gereken şey kalan maçlara hazırlanmak ve o maçları kazanmak durumundayız. Açıkçası sezona iyi başladık. Liderdik. Sonra liderliği Galatasaray yerleşti ama lig bitmeden ne olacağını göremeyiz. Tuhaf bir sezon olduğunu da söyleyebilirim. Son maçı beklemek durumundayız. Şans da yanımız olursa bir mucize gerçekleşebilir. Maç maç bakacağız. Her maçımızı kazanmaya çalışacağız diyor. Şimdi Fenerbahçe taraftarları da aynı cümleleri söylüyor. King sakatlanmasaydı, Batshuayi sakatlanmasaydı, e, Luan Perez sakatlanmasaydı böyle mi olurdu diye. Ben de hakemleri Allah'a havale ediyorum. Fenerbahçe maçında yani Fenerbahçe maçlarında rakip oyuncuların sertliklerine kart vermeyen hakemler varsa Allah'ınıza havale ediyorum. Yoksa benim Allah'ıma havale ediyorum. Yani Kimse bana çıkıp da bıdı bıdı yapmasın arkadaş. Kim kimin hakkını yiyorsa. Ya biz burada emek veriyoruz. Ben burada binlerce kişiye bak binlerce kişi şurada şu kanalda şeyleri bekliyor. Yapmayın etmeyin. Bakın Türkiye kupasını kazanırsak başarılı görmem diyen bir cesus var. İki kupayı isterim diyen bir cesus var. Hani bu lig benim için diğer liglerden farklı. Çok birçok maç sahada kazanılmadı diyen bir cesus var. Şampiyon olan takım bile kaç tane eleme oynayacak diye bir cesus var. Utanın. Utanın. Şimdi lige bakın 33'er maç oynanmış. Fenerbahçe'nin 2 maçı kaldı. Antalya Spor e ve Galatasaray maçı. Galatasaray'ın son maçlar zaten iptal. Ankara gücü maçı var. Fenerbahçe maçı var Galatasaray'ın. Onun da son maçı zaten hükmen olduğu için. Yani 33'er maç oynandı. İnşallah Galatasaray 2'de 2 mağlubiyet yaşar. Hem Ankara Gücüne hem Fenerbahçe'ye yenilir. Yani temennimiz bu şekilde. Olur mu? Allah'tan ümit kesilmez. Ama ihtimal kaç? Yüzde bile altında bir ihtimal. Önce onu söyleyeyim. İkincisi ya şöyle bir odaklanıyorum. Şöyle bir düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Bugün sahaya çıkan Fenerbahçe daha doğrusu dün sahaya çıkan Fenerbahçe futbolcularına bakıyorum. Bu futbolcular kaça gider? Ya tek aklıma takılan tek soru işareti bu. Bugün bak Fenerbahçe Sivas maçına çıktı. Bu futbolcuları bugün satıyorum de kaça gider? Çok tuhaf bir cümle değil mi? Normalde benim puanlama yapmam lazım. Şu 7, şu 8, şu 6 falan diye. Ben başlayayım. Bir Fenerbahçe ne bayat. Fenerbahçe bugün 4'e 5'e satar. 4'e 5. Ferdi Kadıoğlu'na 30 istiyoruz net. Samet Akaydın 3 nokta bilmem neye alındı. Bir 4 beklentimiz olur. Atilla Salahi 18 bandında bir beklentimiz var. Pereze 7 istedik arkadaşlar. Direkt 7 milyon euro istedik. Bilginiz olsun. İrfancan için 7 beklentimiz var. Zayt sözleşme uzatırsa bir 5 beklenir. Uzatmazsa bakarız. Arao için 4.5 verirler. Biz 6 istedik. Arda Güler. Ben Arda Güler'in 60 milyon eurodan daha fazla edeceği görüşündeyim. Bu yaştan dolayı. Batshuayi için 12 milyon euroluk bir isteğimiz vardı devre arasında. Şimdi ne kadar isteyiz bilemeyiz. E Valencia uzatırsa bilemem ama uzatmazsa kendi bilir. Diego Rossi. 9 milyon euro talebimiz var. 9,5 milyon euro özür dilerim Flamengo'dan. 7'ye kadar çıkmışlardı. Bugün 7'ye satsan satarsın. Ya şu an King teklif olsa 3'e 5'e satılır diye düşünüyorum. Osterwalde'yi 6'ya aldın. 6'ya satamazsın. 6'nın üstüne satman için baya baya bir şey göstermesi lazım. Gösteririm bek bekleyip göreceğiz. Mert Hakan'a geçen sene 7 milyon euro teklif vardı. Şimdi 2'ye 3'e bakmam satarım eğer teklif gelse. İsmail Yüksel'e 8 milyon euroluk bir ilgi mektubu geldi. Bakın 8 milyon euroluk bilginiz olsun. Serdar Aziz'i isteyen kulüpler varmış. en yani fazla feshedilir diye düşünüyorum. Miguel Crespo'ya 8 milyon euroluk bir teklif vardı geçtiğimiz sezonlarda. Geçtiğimiz sezon daha doğrusu. Bakalım bu sezon ne olacak. Serdar Dursun 1-2. Ee, Cao Pedro'dan 7 milyon şey 5 milyon euroluk bir beklentimiz var. Fenerbahçe Sivas maçı %67'ye 33 toplu oynama. İlk söyledim Fenerbahçe, ikinci söyledim Sivas. 24'e 10 şut. 6 isabetliye 3 isabet. 9 isabetsize 5 isabetsiz. 9 şut engellenmiş Fenerbahçe'nin. 2 tane rakibin engellenmiş. Buna rağmen devre arasında çıkıp da Fenerbahçe kötü oynuyor algısı yapan arkadaşlar vardı. 7 kornerimize 5 korner. 0 kez offside'a düşmüşüz. Rakibi 2 kez düşmüş. 14 faul yapmışız. 13 faul yapmışlar. 2 sarı kartları var ki kritik kartlar. Biri itirazdan biri şey. 3'er kaleci kurtarıcı gözüküyor ama Fenerbahçe bitirici ayaklarıyla maçı kazandı. Ben maçın adamını kim seçerim? Batshuayi çok iyi oynadı. Bir gol bir asist. Ferdi Kadıoğlu bir gollük oynadı. Çok iyi oynadı. Gizli kahraman Arao. Arao'yu bugünkü yani Sivas maçında çok beğendim. E, Luan Perez'i çok beğendim. İrfancan, bildiğimiz İrfancan ya. Yani değişik bir İrfancan Can eri bayat görmedik. Ama bir 8 alır benden. Perez 9 alır. Ferdi 10 alır. Samet bir 9 alır. Hemen hemen kusursuz yakın oynadı ama birkaç hatası vardı. Salah'ı de 9 oynadı. Batshuayi falan neredeyse asist yapıyordu. Batshuayi değerlendiremedi. Zaytis'i beğenmedim. Ama ikinci yarıdaki Zaytis biraz kıpırdandı. Yine de 6. Arao 10. Benden kolay kolay Arao'yu 10 duyamazsınız. İrfancan kahveci zaman zaman kaybolsa da 7. Arda Güler formsuz maçlarından biriydi ama yine de bir şeyler yapmaya çalıştı. 9. Batshuayi 10. Valencia'yı ben çok beğenmedim 7. Rossi sahada kayboldu 15 dakikada görmedim 5. Ya King gol attı ama orada istekli olması hırsı oraya gitmesi o koşusu 8. Monster World'den e bir şey anlamadım. Mert Hakan'dan bir şey anlamadım. İsmail Yüksek'ten bir şey anlamadım. Sonuç olarak Fenerbahçe böyle bir şey yaptı. Peki size bir soru soracağım. Şu şartlarda Galatasaray ya da Fenerbahçe açısından hangisinin şampiyon olması daha mantıklı? siz futbolcu olsanız hangisini şampiyon olması lazım? Ben futbolcu olsam lan derim ki rakibim şampiyon olsun. Ne tatilimi böleceğim derim. Onu da söyleyeyim. Son olarak Gürcan Bilgiç. Fenerbahçe'de Vincenzo Montella ile anlaştığı söyleniyor diye bir duyum ortaya atmış. Hani Jesus gitti Montella geliyor diye. Size sorayım arkadaşlar ister misiniz? Yani Jorge Jesus gidecek Montella gelecek. Bak Arkadaşlar Adana Demirspor'un kadrosu öyle basit bir kadro değil. Ben üstüne basa basa söylüyorum ama bana diyorlar ki hocam sen yanlış düşünüyorsun. Adana Demirspor'un kadrosunu ben bile yönetsem inanın ligde ilk 5'e sokarım. İnanın ligde ilk 5'e sokarım ben bile yönetsem. Çünkü ya etmeyin eylemeyin onya kurular şunlar bunlar Allah aşkına. Adana Demirspor ligde 4. niye? Başakşehir'in salaklığı. Aksıtsa mı diye çatır çatır giden Başakşehir. Galatasaray'dan bir yedi yedi. Ondan sonra feleği şaştı. Trabzonspor'un dangalaklığı. Böyle top mu oynanılır? Fenerbahçe maçında falan gördünüz. Ama yine de Adana Demir topladı. 63 puan var. Yani haybeden bir 63 puan değil. Başakşehir'in arasında 10 puanlık fark var. Ligin bitimine 3 hafta var. Yani 4. bitirmeyi garantiledi Başakşehir. Anlatabiliyor muyum? 4. sırada bitirecek. Ama bu sizin için başarı mıdır? Ben ee çok bir yorum yapmak istemiyorum. Ama bir daha söylüyorum. Mesela bak. E, mesela Kevin Rodriguez. O Svensson. Yusuf Sarı falan saymıyorum. Bak Stambuli, Ndiaye, Akintola, Belhanda. Yine e, Şerif Ndiaye var. Onyekuru, Gould Bransen. E, hani Emrah Baba falan iyi gidiyordu bir arada. Sonra yine düşecek. Şimdi i̇şte, Yusuf Erdoğan falan aldı. hani basit bir kadro değil bu kadro. Söyleyeyim. Son olarak da bir sayfanın biri hatasız futbol sayfası paylaşmış. Ama oyundaki 8 hakem yorumcusunun çoğunluğu Süper Lig'de aleyhine en fazla kritik hata yapılan takımları açıklamış. Zirvede Fenerbahçe 18, Galatasaray 14, Kasımpaşa 14, Kayseri Spor 12. Şimdi Fenerbahçe 18 ya. Ben şunu söyleyeyim. 8 ta 4 tane fazlası var Galatasaray'dan. 4 maçın 4'ü de bir farkla kaybettiği maçlarda olsa. Hepsinde de berabere kalsa. Bak hepsinde berabere kalsa 4 maçın 4 de beraber bitmiş olsa. Ya da ikisini kazanmış olsa ikisinde berabere kalmış olsa. Çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Bir maçta bir puan bir, yani bir farkla kaybettiği maçlar. Ya da 2 e, tane maç beraberlik olsun. 2 hata çıkın. 2 şer puan fazladan ekle 4 puan. 2 tane maçında bir tanesini kazanmış olsun 7 puan öbürünün de tesiri olmasın. 7 puan eklediği zaman ligin her şeyi değişiyor. Aleyhine 18 tane hata. Basit şeyler değil bunlar arkadaşlar. Galatasaray'ın aleyhine 14 hata diyor. Merak, da, merak ediyorum hangi 14 hata. Bir de mesela lehineyi çıkartsalardı. Bu arada aleyhine en az hata yapılan İstanbulspor 6, Giresun 6, Konya 7, Karagümrük 7, Beştaş 7. Beştaş'ın Adana Demir maçı. Millet bayağı tepki gösteriyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Hani 8 hakem yorumcusunun görüşlerine göre değerlendirmişler. Ben şunu söyleyeyim. Şampiyonluk aslında hiç kimsenin istemeyeceği bir şey. Yani Galatasaray futbolcularının ben size açık açık söyleyeyim Galatasaray futbolcuları şampiyonluk istemiyorlar. İnanın istemiyorlar. Ha kim ister? Kiralık olan Icardi ister. Niye? Basıp gideceğim ben. Bana alan der. Ne zaman açıyorsanız açın. Kim ister, bilmem neler ister. Hocam iyi de ya sezonu erken açar. Bazıları geç gelir. Bazıları kampa geç gelir yıldızlar. İşte bilmem B36 Torşamlar falan olacak herhalde eşek değil ya onlar da eler. Der Trömsü macerası, Fenerbahçe'nin Vardar macerası falan malum. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah Türk futbolunu Fenerbahçe düşmanlarından kurtarsın. Çünkü Fenerbahçe düşmanları Türk futbolunun da düşman. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. 30 bin için de ayrıca teşekkürler arkadaşlar. Ailemizi büyüttüğünüz için çok ama çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. <laughs>